Şöyle bir girdim sisteme baktım indirimlerde neler var neler yok bir bakayım edeyim diye. Bir de bir baktım daha önce kötü yorumlardan işte insan oyundan soğutan incelemelerden dolayı oynamadığım Avengers 25 liraya düşmüş. Dedim ki bu oyun şimdi alınır. Şimdi dedim bu oyun alınır bir dedim oynanır. Hemen abi aldım oyunu başladım. Oyuna bir baktım şaşırdım ya oyun güzel. Oyun beni sardı oyun beni içine çekti. Hele ki mevcut fiyatlardaki artık şu mevcut şu andaki fiyatlara baktığımızda indi oyunların 300 liradan başladığı bir dönemde Avengers gibi oyunu 25 liraya alıp oynamak bence gayet başarılı. 30 Eylül'e kadar devam ediyor indirim. Eğer Marvel evrenini biraz olsun seviyorsanız ilginiz varsa 25 lira bu oyun kesinlikle kaçmaz. Ki oyunun full fiyatı da şu anda normal şartlarda 245 lira. Bu oyun 245 lira da verilir. Oynadıktan sonra fark ettim maalesef ki ama evet 245 lira da bu oyuna verilir. Çünkü oyun gerçekten sana bir eğlence sunuyor. Ne bileyim işte demir adam olup uçup kaçıp düşmanlara saldırmak, elinizden göğsünüzden ateş ederek düşmanları yenmek ya da ne bileyim halk olarak gidip düşmana alıp yerden yere vurmak, işte düşmanların üstlerini atlayıp yıkıp geçmek falan. Abi bunlar insanı gerçekten tatmin ediyor. Online oyun oynamayı ben hiçbir zaman sevmedim. Oyun daha çok böyle bir online oyun mantığında yapılmış gibi düşündüm ilk başlarda. Çünkü seni direkt aslında o co-op versiyonunu atıyor. İşte dört kişi bir takım kur, git düşmanları ye, kır, parçala verilen görevleri yap. Yani düşmanları da öyle tasarlamışlar maalesef. Bence oyunun en büyük eksilerinden biri de bu bana göre. Çünkü düşmanlarda zaten yapay zeka denen bir şey yok. Kendi takımında da ben işte online oynamadım. Yapay zekayı takım arkadaşım olarak aldım. Onda da maalesef ki bir yapay zeka çok fazla yok ama düşmanlardan yine iyi bizimkinlerin zekası. Yani zekası değilse de gücü en azından daha iyi olduğu için bana zekayı da daha iyiymiş gibi gösteriyor. Ne bileyim işte düşmanlar koşarken siperlere takıldı falan. Yani 3 tane arkadaş arkadaşın al yanına toplam 4 kişi gidip Metin 2'deki işte aç yabani domuzları kesin ne bileyim yabani köpekleri kesin aynı sistem gibi düşünün. Tabi bunun daha iyi grafiklisi ve Avengers hali tabi kendi karakterinin yapabildikleri bence çok iyi. Demir adam olup işte dediğim gibi uçabiliyorsun, süzülebiliyorsun bütün o haritayı uçarak gezebiliyorsun yani çok fazla gezdim mi dersen hayır gezmedim daha çok görev odaklı yürüdüm ama ya o göreve nasıl gideceğim işte şurada uçamazsın yok burada bunu yapamazsın falan demedi. Ya da ne bileyim halk aldığında binanın tepesine de tırmanabildim. Binadan binaya da atlayabildim. Ben öyle bir kısıtlama vermedi oyun. O yüzden de oyun beni bir tık daha olumlu yöne çekti kendinden. Dediğim gibi ben co-op oynamayı sevmediğim için yapay zeka ile oynadım. Yapay zekasından hiçbir şey beklemeyin. Yapay zekası yok. Ha belli bir süre sonra ama aksiyondayken artık belli bir süre sonra düşman sayısın o kadar fazla ki kendimi mouse'u spamlarken buldum. Ya böyleydim artık. Bu şekilde bir, bir, bir 3-5 dakika geçirmiştim var. Böyle ha onun dışında dediğim gibi co-op oynayacak bir insan değilim. Koop moduna bir daha girer miyim girmez miyim bilmiyorum. Belki daha sonra bir arkadaşımla bir de koop olarak denerim gerçek. Onun da deneyimlerini yine oyunun tam incelemesini yaptığımda aktarırım. Ondan sonra dedim ki bir dedim hikaye tarafında neler var. Bir dedim o hikayeye bir gireyim. Ya abi hikaye modu beni şaşırttı. Oyunda 5 farklı hikaye var. 5 farklı hikaye seçebiliyorsun. Ben dedim ki bir vakanda dedim forever yapılır. Bir dedim vakanda forever yapalım. Bir vakandamızda dedim neler var neler yok. Bir Kara Panther'imiz, Black Panther'imiz neler yapıyor bir görelim dedim. Daha önce de izlediğim veya okuduğum incelemelerden hikayede işte Kamala ile oynadığımız, Kamala diye bir karakterle oynadığımız Avengers'tan kimseyle oynamadığımızı okuyup izlemiştim. Ben Wakanda Forever'ı seçince dedim bütün hikayeyi anladığım kadarıyla Black Panther'la deneyimleyeceğim. Değilmiş. Biraz hikayede ilerledikten sonra oyun bir anda Kaptan Amerika'nın kontrollerini bana verdi. Evet Kendini seçemiyorsun. Kendin istediğin karakteri değiştiremiyorsun oyunun ortasındayken. Şuraya kadar Black Panther'la geldim işte. Şimdi Demir Adam'ı deneyeyim. Sonra bir halkı deneyim. Yok. Oyun bana direkt Kaptan Amerika'yı al dedi. Şimdi bununla oynayacaksın dedi. Dedim dur. Şimdi dedim dur. Bir kafamı dedim toplamam lazım. Çünkü oyun hikaye adına çok standart bir hikaye gidiyor. Aslında ana hikayesi yani Kamala'yla oynadığımız ana hikayesi gerçekten ilginç bir hikaye sunuyor bize. Oyun şu şekilde başlıyor. Avengers'ın 5 kurucu üyesi olan Black Widow, Captain America, Hulk, Iron Man, Thor, San Francisco'da Birliğin yani yeni merkez üstünün açılışı kutlamaları sırasında bir terör saldırısı oluyor. Burada da Golden Gate Köprüsü <laughs> yıkılıyor. Onu durdurmaya çalışan kahramanlarımızın tüm çabası maalesef ki boşa gidiyor. Bir patlamayla şehir yerle bir oluyor ve bu sırada da Kaptan Amerika'yı kaybediyoruz. Patlama sırasında da kırılan, kristalden yayılan dumanla birçok insan süper güçlere kavuşuyor. 5 yıl sonra bu trajediden Avengers sorumlu tutuluyor ve bize Kamala'nın yani gelecek Mrs. Marvel'ın kontrolünü veriliyor. Bu olayı çözmeyi araştırıyoruz. Aslında oyunun ana hikayesi ilgi çekiciydi ama Wakanda Forever'da beni öyle çok içine çeken bir hikaye olmadı. Spoiler vermeyeceğim. Hikayede oynamanızı da kesinlikle tavsiye ediyorum. Daha tam bitirmediğim için de daha ben de hikayenin başlarındayım. Ama dediğim gibi hikayenin işleniş olsun, aktarımı olsun ortalama. Hani ortalamanın üstü değil. Kesinlikle bir RDR gibi seni içine çekmiyor. Yani en basit örneğinden Hogwarts'ın hikayesini çok beğenmemiş olsam da Hogwarts Legacy'nin. Hogwarts Legacy'nin hikayesi bile bazı yerlerde seni bir tık daha içine çekebiliyor. Ama oyunun iyi yaptığı şeyleri de göz önünde bulundurmak lazım. Örneğin grafikleri, örneğin kombatları, mekanikleri oyunun gerçekten can alıcı noktalarından biri. Bazı yerlerde düşmanlar senin vurduğunu hissetmiyor. Hani o vurmaya devam ediyor. ya yani sonuçta ben halkla birine vurduğum zaman onu titretmem lazım. Ama o, o biraz zayıf. Yani oyunun her şeyi ortalamada. Zaten oyunun neden linçlendiğinde, neden bu kadar basın ve kullanıcı tarafından bu kadar olumsuz yorum aldığını da ben bir tık daha anladım. Çünkü oyun çıkmadan önce sana söylediği hiçbir vaadi yerine getirmiyor. Oyun içi karakterleri kendisini değiştiremiyorsun en basit örneği. En azından yani ben şu ana kadar işte ilerlerken dur şimdi şuna geçeyim, buna geçeyim diyemedim. İşte halkla oynayayım, demir adama geçeyim, tora geçeyim, ne bileyim havkaya geçeyim diyemedim. Ha böyle bir şey var da ben bilmiyorsam yorumlarda bunu bana belirtirseniz çok sevinirim. Ben de en azından aydınlanma Olurum. İşin özü, işin aslı. Bence bu oyun ortalama bir oyun ama bir Avengers oyunu. Bir Marvel oyunu. O yüzden de buradaki bütün kahramanları, bütün süper kahramanları kontrol etmek bence oyunun en büyük artısı. 25 liralık fiyatı oyunun bence en büyük artısı. Ortalama da size 10 saatin üzerinde, minimum 10 saatin üzerinde bir deneyim sunduracağını düşünüyorum sadece hikayeyle. Bence... Bu da oyunun en büyük artılarından biri. Yani şu an için ilk bakışta yaptığım Marvel Avengers incelemesinde ben oyunu beğendim. Hikaye modlarını tek tek bitirip belki birinci hikaye, ikinci hikaye, üçüncü hikaye diye belki de toplam bütün hikayeleri bitirip bu kanala incelemelerini paylaşırım. Umarım video hoşunuza gitmiştir. Eğer video hoşunuza gittiyse kanalıma abone olup videoyu beğenmeyi unutmayın. Şimdiden teşekkür ediyorum. Hepinize iyi oyunlar. <laughs> If you can gain control of AIM's network temporarily, I can infiltrate their security system.